Çilek, masada iç ders çalışılır mı? Kaldırır mısın şu kitaplarını artık? Sözüm var ablam. Bütün gece bebeklerini oynamasaydın o zaman. Bir dakika, bir dakika. Sen gece ders çalışmadın mı bakayım? Çalışmadı baba. Ben ödevlerimi yaparken o hep bebekleriyle oynadı. Anneme yakalanmasaydım sihirle çalışacaktım da ondan. Affedersin babacığım. Bir daha duymayacağım, anlaşıldı mı? En azından okula gitmeye karar vermene sevindim Çilek. Gideceğim. Çünkü... Çünkü? Yok bir şey anne. Gözünüz aydın, Sadık Bey prens geliyor. Günaydın Firuze Sultan. Oğlum, ne bu her sabah böyle banyo seremonisi? Belli olmuyor mu baba? Saçlarını jöleliyor. Yani sanki okula değil size anne diyebilir miyim, evine gidiyor. Sen sussana biraz. Bana bak, bu banyo işini uzatırsan seninle bozuşuruz, anlaşıldı mı? Yeter ya. Ne yüzümüzü yıkayabiliyoruz ne de tuvalete girebiliyoruz. Baba, sen her gün işe aynı saatte gitmek zorunda değilsin. Ama benim servisim her gün aynı dakikada geliyor. E o gelene kadar ben anca hazırlanıyorum. Ama başka çocuklar servis gelene kadar kahvaltılarını bitirmeye çalışıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Sen bu kadar zamanı saçınla kaybediyorsun. Okula aç gidiyor baba. Tost diyorum. Oğlum, bir tek tostla beslenilir mi ha? Ya baba tamam yeter. Öyle mi? Aa, tamam, o zaman bu sabah sana açlık yok. Ya doğru dürüst kahvaltını edersin ya da okula aç gidersin. Ya Betüş, babama bir şey söyler misin? Hiç param yok. Kusura bakma Cem, ama bu sefer ben de babanın tarafındayım. Ceren. Hiç bana bakma abi, sana borç borç veremem. Hadi çocuklar bari bu sabah şoför amcanızı bekletmeyin. Hadi İyi dersler, iyi dersler çocuklar. Hani Cem'i anladım da bu Çile'ye ne oluyor Allah aşkına? Ödevlerini yapmadığı için kahvaltıdan önce biz de tartıştık. Ondan bozuk. Boşuna dememişler çocuğun mu var, derdin var diye. Ah, sence dertlerden hangisi geldi? Selam. Merhaba Firuze, ne haber? Neyse çocuklardan biri geri geldi sandık. Aa, şimdi kapıda karşılaştık. Ne o Cem'le Çile'nin hali? Aman sorma Eda, anlatırım. Hazırsan çıkalım. Çıkalım tamam. Aa, yalnız bir dakika. Neyse. Artık tuvalete, ofiste girelim. İyi işler güle güle. Neyin var Toprak? Bugün bize hiç yüz vermiyorsun kızım. Ah, bana küs Firuze ablası. Önemli bir şey değil. Haydi Eda'cığım biz de çıkalım. Kolay gelsin Firuze'cim, hoşça kal. Hadi hayırlı işte. Suzan gelmiyor mu? O bugün izinli, evini temizleyecekmiş. Ay zaten onun için seni çağırdım. Oh, kafede rahat rahat sihir yaparım. Hayır Toprak. Öf! Ay galiba niye küs olduğumuzu şimdi anladım. Her zamanki mesele. Hadi gidelim, hadi. Başım döndü abi, otur artık bir yere. Oturamam hala, canım çok sıkılıyor. O zaman al eline o acayip şeyini, bak perilerinle oyalan. Bakamam, Suzan evde. Zaten onun için canım sıkılıyor ya. O zaman çık dolaş, gözümün önünde müebbet yemişler gibi bir ileri bir geri yürü be. Aman halacığım, aman halacığım, ne diyorsun? Ben müebbet yemişler gibi yürümüyorum. Benim yürüyüşüm en fazla 3-5 yıllı yemişler için. Müebbet yemişler daha uzun zamanlar olduğu için daha ağır yürürler, şöyle bak. Gördün mü? İşte böyle yürürler onlar. Hem sen beni bırak halacığım ya Allah aşkına. Benimle uğraşma. Sen örgün ör, televizyonu seyret. Gözümün önünden geçip duruyorsun. Nasıl açayım da televizyon seyredeyim? Aa doğru. Televizyon seyretme zaten. Sen televizyonu açtın mı bir de sesini açıyorsun. Sonuna kadar duymuyorsun. Bangır bangır bağırıyor artık televizyon. Aman ne halin varsa gör. Deliler evi burası, deliler. Biri avuç içi kadar yerde ileri geri yürür. Öbürü dip köşe patladığım evi baştan temizler. Hakkında konuşmayın Mevhibe Hanım. Çomağa kap. Çomağa? Çomağını
Sen de lafın üstüne gelmesen olmaz. Acaba ben mi hep lafın üstüne geliyorum? Yoksa siz mi hep benim arkamdan konuşuyorsunuz? Orasını bilemeyeceğim tabii. Ben dalaşmayacağım senden. Hadi git işine bak. Bakacağım. Tabii oradan kalkarsanız. Lütfen içeri geçer misiniz? Birazdan orayı temizleyeceğim. Bir yere kalkmayacağım. Dün sildim burayı ben. Dün silip silmediğiniz beni ilgilendirmiyor. Ben yeniden sileceğim. Lütfen içeri geçer misiniz? Ben o fare deliği kadar odada oturmam. Öyle etrafımdan sil. Abi ya abi. Havana bir şey söyle. Halacık, acaba 5-10 dakikalığına içeri gider misin? Gitmeyeceğim. Bak, bak, bak bana inat yapıyor. Bana inat yapıyor abi. Pekala. Ben birazdan markete gidip temizlik malzemeleri alacağım. Eğer döndüğümde hala burada oturuyor olursanız ben sizi oradan nasıl kaldıracağımı çok iyi biliyorum. Güzellikle olmazsa zorla kaldırırım. Dövecek misin beni? Yetişin komşular! Hayır, dövmeyeceğim Mevhibe Hanım. Hoplatacağım böyle, kucaklayacağım sizi. Avni markete gidiyorum. Döndüğümde elinde teleskop falan görmeyip gebertirim. Tesbih olur mu? Olur. Halacık, o sesi nereden çıkardın Allah aşkına? Oldu herhalde. Ay çok güzel kokuyor. Bakalım o mutluluk sihri işe yarayacak mı? Çok hoş. Ay şimdiden mutlu hissediyorum kendimi. Galiba önüme gelen herkese sebebini sormadan mutluluk dağıtacağım. Ay ne güzel. Ay bunu gidip hemen kızlarımla paylaşmalıyım. Taci ne haber? İyidir senden. Ay iyiyim iyiyim ne demek. Çok mutluyum çok. Ha hay. Hayırdır, ne oluyor? Hayret, Perihan aşağı inince sana söylemedi mi? Yukarıda ben kendime mutluluk sihri yaptım. Nasıl yani? Ne yaptın? Madem ki kızlarımı kocalarından ayırıp mutlu olamadım, ben de Peri TV'deki sunucu gibi kendime mutluluk sihri yaptım ve bundan sonra artık ben mutlu dolaşacağım. Sen bu sihri televizyondan mı öğrendin? Ay evet, nasıl ama? Bambaşka biri oldum çıktım değil mi? Yeniden doğmuş gibiyim. Kelebekler gibi özgürüm. Daldan dala, daldan dala, daldan dala. Gerçekten de öyle. Eskisi gibi şen şakrak olmuşsun. Peki sen şimdi Perihan yokken kızları kocalarından ayırmayacak mısın? Yok. Ay o kadar mutluyum ki onları düşünemeyeceğim. Oh oh. Oh oh. Hadi gidiyorum. Görüşürüz canım. Nereye? Ah, kızlara gidiyorum. Biraz onlara da mutluluk dağıtayım canım. Böylesini de ilk defa görüyorum. Yahu bizde hiç durup dururken mutlu olmak diye bir şey yok. Perilerde sevinmek bile sihirle. Şırak seviniveriyorlar. Anlayacağın sorun büyük Eda. Yani çilek bazen benim aklımı oynattırıyor. Ödevlerini sihirle yapıyor, derslerini sihirle çalışıyor. Hatta sözlüğe bile sihirle hazırlanıyor. E işte al çileği vur buna. Ya anlamıyorum ki, biz de çocuk peri olduk ama annemizi hiç böyle üzmedik. Kızlarım beni mi andı yoksa kuşlar yanlış bir şey mi söyledi? Yok anneciğim yok, doğru söylemişler her zamanki gibi. Senden bahsediyorduk. Anneanne, teyzemle annem küçükken sihir yapmıyor muydu? Ay yapmazlar mı? Sabah akşam sihirli oyunlar oynarlardı. Bunlar. Evet oynardık biz. Ama bizim evde sihirlerimizi gizlememiz gereken bir fani yoktu. Evet yoktu. Keşke herkes peri olsaydı. Keşke. Keşke herkes peri olsaydı. O zaman otomatikman damatlarım da peri olurdu. Ben ilk defa seni bunu söylerken bu kadar neşeli görüyorum. Ben de. Ay bugün hiçbir şey sinirimi bozamaz. Çok mutluyum, çok sihirliyim. Nasıl yani? Ah, ay!
Bak bak bak, hala gülüyor. E tabii gülerim. Çok mutluyum. Çünkü kendime mutluluk sihiri yaptım. Ve gece yarısına kadar da mutlu bir peri olarak kalacağım. Ve dünyadaki diğer problemi olan insanlara mutluluk dağıtacağım. Çünkü kendi sorunu olmayan periler ancak mutluluk dağıtabilirmiş. Ay çok mutluyum, çok. Dedim ya, elinize bir daha böyle fırsat geçmez. Bunu değerlendirin. Dileyin benden ne dilerseniz. Ay anne, sen mutlu ol da ben başka hiçbir şey istemiyorum. Ya ben de istemem, ben de istemem. Yeter ki sen mutlu ol. Hep mutlu olacaksan bunu hep yap. Aa, bağımlı mı olayım? Anneanne, ben senden bir şey isteyebilir miyim? Ay tabii kızım, iste. Herkesi peri yapar mısın? Babamı, eniştemi, herkesi. Toprak hayır. Aa, durun kızlar. Torunum ilk defa anneannesinden bir favör istedi. Lütfen anneanne, babamlar peri olursa çok mutlu olursun. Hı hı, hiç de fena fikir değil. Anne sakın! Onları dondurdum. İyi yaptın. Hemen başlayalım mı? Hiç vakit kaybetmeyelim çünkü bu sihir çok uzun sürüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.